Sevgili arkadaşlar, çevrenizdeki insanlar belki sizi baskıyla veya ricayla veya ne bileyim birçok şeyle devamlı sizden bir şey istiyorlar. Sizin yapamayacağınız ama sizin kaldıramayacağınız veya sizi gerçekten çok yoracak veya sizin ailenizi veya sizi negatif olarak etkileyecek bazı şeyler istiyorlar. Şimdi genellikle insanların problemi ne biliyor musunuz? Hayır diyememek. Hayır diyemiyorlar o insanlar ama şunu açık ve net söyleyeyim. Hayır diyebilmek başkalarına, bu her şey için değil tabii, yani herkese hayır 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 demiyorum. Hayır diyebilmek başkalarına, kendine evet diyebilmektir. Kendine evet diyorsun, yani özgürlüğüne ulaşıyorsun, özgürlüğüne kavuşuyorsun. Birey oluyorsun aslında hayır dediğinde. Sen kişilik kazanmış oluyorsun, kişiliğine evet diyorsun. Başkalarına hayır dediğinde, yani genel olarak herkese hayır de demiyorum ben. Senin yapamayacağın, senin özgürlüğünü kısıtlayan ne varsa veya seni geriye alacak, geriye çekecek, aşağı çekecek ne varsa bunlara hayır diyebilme. Senin mahremiyetine müdahale veya senin özel hayatına müdahaleye hayır diyebilme. Bu çok güzel bir yetenek sevgili arkadaşlar. Bunu bir kere tattığınızda özgürlüğe kavuşursunuz. İşte o zaman kendinize evet demiş oluyorsunuz. O küçük çocuk var ya, hani yıllardan beri sizi bekleyen o gariban kalbinizin içinde, bilinçaltınızda bazen gözyaşlarıyla sizi bekleyen o çocuğa aslında evet demiş oluyorsunuz. Onun özgüvenini arttırmış oluyorsunuz. Onun özgüveni arttığında sizin özgüveniniz de artıyor. O yüzden sevgili arkadaşlar, hayır diyebilmeyi öğrenmek gerekiyor. İnsanların genellikle başına sıkıntılar geliyorsa, yalan konuşuyorlarsa insanlar, arkasında bu var. Yani hayır diyemediği için yalan konuşuyor. Söz verip yerine getirmiyorsa yine arkasında hayır diyememekle alakalı. Veya insanların özgüvenleri çok düşük şu anda. Neden? Çünkü kendine söz veremiyor ki. Kendine söz verse yerine getiremiyor. Bu neyle alakalı? Nereden geliyor? Her seferinde başkalarına hayır diyemediği için böyle oluyor. Bu sefer kendi hayatında da etki yapıyor. Yani öz değeri, öz saygısı, öz güveni azalıyor kişinin. Çünkü bir şey söz veriyor, yerine getiremiyor. Kendine söz veriyor, yerine getiremiyor. Bu sefer başkalarına söz veriyor, yine yerine getiremiyor. Ama baştan söylese, o hayır diyememe konusu, hani evet diyor ama onu da yerine getiremiyor. Bir söylese, dese ki ya arkadaşım ben bunu yapamıyorum, benim alanıma girmiyor dese, o zaman karşıdaki kişi de bilecek, ha tamam yapamıyor diye, senin üzerine gelmeyecek, uğraşmayacak. Sen tamam hallederiz diyorsun, yaparız, bakarız diyorsun, söz veriyorsun, yerine getirmiyorsun. Hayır diyemedin ya. Söz verip yerine getirmediğinde bu sefer kendine zarar vermiş oluyorsun, kişiliğine zarar vermiş oluyorsun. Hayır diyememenin sebebi aslında kalbini kırmamak. Kırılmasın, darılmasın. O acaba benim için ne düşünüyor? Benim hakkımda ne düşünür acaba? Bunu düşündüğü için hayır diyemiyor. Ama daha büyük zarar veriyor aslında. Çünkü yapamayacağı bir şeye söz veriyor, onu da yapamıyor zaten. Kırılmasın, darılmasın dedin ama hayal kırıklığına uğruyor zaten karşıdaki kişi. Söz verdin ya, dedin ki ben bu saatte geleceğim, bunu yapacağım dedin. Hayır demediğin için evet dedin. Yapamadın, o saatte de ulaşamadın. Bu sefer ne oluyor? Söz verip yerine getirmediğinden dolayı karşıdaki kişi hayal kırıklığına uğruyor. Üzülüyor zaten. Daha kötüsü oluyor. Bu da senin kişiliğine zarar veriyor, kendine zarar veriyor. Dolayısıyla özgüvenini arttırmak istiyorsan, yani öz değerini, öz saygını arttırmak istiyorsan, kendine evet demek istiyorsan, yani değerini biraz arttırmak istiyorsan, 24 ayar gibi kaliteni arttırmak istiyorsan, o zaman hayır diyebilmeyi öğrenmen lazım. Yapamayacağın şeye söz vermeyeceksin. O yüzden bu videoyu izleyeceksin, nasıl demeyi öğrenmen gerektiğini anlayacaksın. Yani bunun dersi var, bu kendiliğinden olmuyor ki. Yani bu kendiliğinden olacak bir şey değil. Ya hocam ben bunu yaptım, artık herkese hayır. Hani derler ya, bir hikaye var. Bana da mı lolo diye. Herkese lolo demiyorum ben sana. Yani herkes önüne gelene, herkese hayır, 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 hayır. Bu değil mesele. Mesele yerli yerinde kullanmayı öğrenmek. Bunun yöntemini öğrenmek. Hani var ya, bazı kişisel gelişim kitaplar veya videoları var. Orada hani 30 saniyede hayır diyebilmeyi öğrenmek. Veya
İşte 5 taktikte hayır demeyi öğrenmek kitabını okuyarak çözülmüyor arkadaşlar. Veya o videoyu izleyerek olmuyor. Tamam, öyle anlatanlar çok. Yani yöntemini, taktiğini, stratejilerini anlatıp kitap satanlar var. Yani piyasada çok. Ama öyle çözülmüyor işte. O zaman rezil oluyorsun. Daha kötü oluyor hatta. Çünkü o öyle bir yöntem değil sevgili arkadaşlar. O bir karizma. O bir aura. Bir çeşit aura oluyor. Bir çeşit kişilik. Bir çeşit karakter. Yani senin duruşun hayır diyebiliyor. O bir kişilik meselesi. O bir karakter meselesi. Yani o step by step kazanılan, adım adım kazanılan bir durum. Yani bir durum o. O böyle bir strateji, bir yöntem, bir taktik, bir böyle sihirli değnek değil sevgili arkadaşlar. O bakış açını değiştirmekle alakalı sevgili arkadaşlar. Onu buradaki ayarı değiştirdiğin zaman oluyor zaten. O zaman hayır diyebiliyorsun ama buradaki düşünce, bakış açısını, mindsetini değiştirmeden olmuyor. Böyle sihirli değnekle olmuyor. Veya beyaz atlı prens gelip sana o yöntemi öğretmeyecek. Veya o kitabı alıp da okuyarak olmadı hiçbir zaman. Sadece zaman kaybı, hayal kırıklığına uğrarsın. Sadece onlara zaman harcarsan. Veya acemi şansı, belki oradan öğrendiğin bir iki taktikle hayatında bir iki kere hayır diyerek paçayı kurtarmış olabilirsin. Ama o geçici bir durum. Yani acemi şansı o. Kalıcı bir durum değil. Kalıcı olabilmesi için bunu bakış açını değiştirerek oluyor bu. Bakış açını değiştirebilmek için de gereken şey sihirli değnek değil. Emek, gayret, kader gayrete aşıktır. Step by step bir plana uymak. Sana verilen bir plan var. Hedefin bu, hayır diyebilmek, buraya gitmek için adım adım ilerlemek. Yani oraya varmak için, karizmanı güçlendirmek için, bakış açını değiştirmek için, kişiliğini güçlendirmek için, kendine evet diyebilmek için bir plan var. Onu uygulaman gerekiyor. İşte acı kayıp yaşamadan, diplere inmeden, rezil olmadan, öyle diyelim, hayal kırıklıklarına uğramadan o noktaya gelmek istiyorsan, hayır diyebilmeyi öğrenmek istiyorsan o zaman kendini geliştireceksin. Bunu bir kere kafana koy. Ve bu gelişim sadece ve sadece sana yol gösteren bir rehber eşliğinde eğitimle oluyor. Hani araba sürmeyi kitap okuyarak öğrenemiyorsun. Sana mutlaka bir rehber gerekiyor, bir yol gösteren oluyor. Yani senin yanında direksiyonu nasıl çevireceğini gösteren bir rehber var, bir yol gösterici var. Onun eşliğinde öğreniyorsun. Kişisel gelişim veya dönüşüm, değişim ancak böyle oluyor. Kalıcı değişimden bahsediyorum. Sen de artık kendine evet demek istiyorsan, yani öz değerini, öz saygını, öz güvenini arttırmak istiyorsan, avranı, kaliteni, karakterini güçlendirmek istiyorsan o zaman biraz önce söylediklerimi hayatına yaz. Ama hocam ben tek başına yapamıyorum diyorsan, o zaman biz zaten yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı oluruz. Sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bu konularla alakalı, o zaman bizimle iletişime girmen gerekiyor. Bizimle iletişime girebilmek için hemen videonun altına link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Peki sen bu ön görüşmeyle neye başvuruyorsun? Bizim eğitim programımıza katılıyorsun. Bu eğitim programımızda senin ayak bağlarını buluyoruz, engellerini buluyoruz. Neden hayır diyemediğini, neden herkese evet dediğini buluyoruz. Engellerini bulduktan sonra bir de potansiyelini, yeteneklerini buluyoruz. Yani içinde aslan var. Kullanmadığın o aslanı harekete nasıl geçirirsin onu gösteriyoruz. Sonra 6 yaşında çocuğa anlatır gibi bu yöntemleri sana öğretiyoruz, anlatıyoruz. Planlı bir şekilde uygulatıyoruz ve sen de o zaman arzuladığın hedefe step by step ulaşıyorsun. Şimdi sen de bizim eğitime, programa katılmak istiyorsan hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.